Yörünün en büyük özelliği yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini, kullanacağını, her şeyini mala maşakatının malzemesine kadar kendi yapar. Ele güne muhtaç olmaz. Atacağızı neyi? Zülfiye. Yaş kaç? Yaş 45. 45 maşallah. Şimdi sen golan dokuyorsun. Evet. Bunu nerede kullanacaksın? Bunuyla yığın çekeceğiz. Yığın çekeceksin. Yani buğday yığını, destesini çekeceksin. Evet. Peki ipi geçik ılına yapıyorsun. Evet. Kendin mi eğirdin tengerekte? Evet. Kendin eğirdin. Eğirdik. Büyüktük, çizdik, dokuyoruz. Ekmek döndürecini kullanamadın mı oraya? Evet. Evet. Şimdi bunu yaparken hiç kimseden yardım almayın. Geçici zaten kendi büyüyor diyor değerli seyirciler. Geçini kırkıyorsun. Tengerekte eğiriyorsun, halaçta büküyorsun. Hemen tezgahı kuruyormuşsun kendicin. Golanı dokudun. Evet, dokuyoruz. Ele gelen muhtaç olmayacağız. Olmayacağız. Peki şimdi yeniler bunu öğreniyor mu, yapıyor mu? Eskilerde mi kaldı bu? Bilmeyeli. Bilmeyeli. Eskiler yapıyor. Evet. Değerli seyirciler, bağımsızlık kimde var? Yörüklerde var. Ele güne muhtaç olmadan yaşamak, kimseye muhtaç olmadan, kimse olmazsa tek başına yaşar. Niye? Kendi yiyeceğini, giyeceğini, kullanacağını her şeyi kendi yapıyor. Anadan babadan öyle görmüş, öyle devam ediyor. Ancak ekmeğe el getirsin, suyu filanca getirsin, giyeceği filanca getirsin, altında benzini filanca, arabayı filanca getirsin, benzini filan getirsin, bilgisayarı filan getirsin dersen, ele güne muhtaç olursan bunun adı bağımsızlık, özgürlük değil. Bunun adı başka bir şey. Özgürlük, bağımsızlık, kendi kendine yetebilmek.